Başlayalım programa. Bugün yine dolu dolu bir program olacak. Yeni konuklarımız var. Sorunlarının bir an önce çözülmesini bekleyen konuklarımız var. Kimin ne derdi varsa buradan çözülmüş olarak çıkması için elimizden geleni yapacağız. En büyük motivasyonumuz bu. Hep söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Yalnız değilsiniz, ben buradayım. Sevgili seyirciler, ilk konuğum ilk defa katılıyor programımıza. Bu stüdyoda bulunanlar, ekran başında bizi izleyen milyonlar, bugüne kadar benzerini çok az gördüğünüz, belki de hiç rastlamadığınız bir hikayesi var Yeşim Denizer'in. Şimdi onu davet edeceğim, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarık Bey. Öykücüğüm, hadi odana çıkar mısın bir tane? Ama resim yapıyordum. Tamam, odana çık, orada yaparsın, devam edersin. O zaman sen de gel. Tamam, işim bitince geleceğim. Hadi sen yukarı çık. Hadi gel, çıkarız. Gel. Şiddet her zaman vurarak, kırarak olmuyor sevgili seyirciler. Psikolojik şiddet en az fiziksel şiddet kadar yaralayıcı olabiliyor. Hatta bazen daha da fazla. Mesela bir anneyi küçücük çocuğundan koparmak, görmesine izin vermemekten daha acı verici bir şiddet olabilir mi? Şimdi aylardır gördüğü psikolojik şiddet anlatması, evlat hasreti çekmeye mahkum edilen bir kadının hislerini bizlerle paylaşması için sözü Yeşim Hanım'a bırakıyorum. Evet Yeşim Hanım, hoş geldiniz. Abla, sizin abla, koş. Abla, koş, 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 ne koş, oldu? Koş, bir koş. Ne gel, oldu? Gel, ne? Gel. Ha? Şey, Mintoni televizyona çıkmış. Hoş bulduk Esra Hanım. Öncelikle sesimi duyurmama vesile olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Siz hep nefes aldıkça umut var diyorsunuz. Ben de son bir umut size geldim. Benim hikayem 6 yıl önce başladı. Her şey işte o vicdansız, o gaddar, o şerefsiz adamla tanışmamla başladı aslında. Benim o sırada çalıştığım otelde tanıştık biz onunla. Bana müteahhitim dedi. Meğer avukatmış. Bir de tek yalanı bu da değilmiş. Biz nikahlandık. Nikahımız da, evlilik cüzdanımız da sahteymiş. Çünkü evliymiş. 30 yıllık karısı varmış, boyunda 2 tane çocuğu varmış. Artık ne gerçek ne değil şaşırıyoruz ama siz bunların hepsini ne zaman öğrendiniz? İşte evlendikten sonra, yani sahte nikahımızdan uzun zaman sonra, kızım Öykü 5 yaşına geldiğinde, onların da evliliklerinin 30. yıl dönümünde öğrendim. Bu durumda kıyamet koptu öğrendikten sonra. Koptu tabii. Esra Hanım, kopmaz mı? Yani sonuç olarak ben bilmeden, istemeden bir yuva yıkmış oldum. Benim hiçbir suçum, günahım yok. Ben de kandırıldım, ben de mağdurdum. Yani eşiniz, daha doğrusu eşiniz sandığınız kişi, o çocuğu, yani sizin çocuğunuzu niye sizden kopardı? Gerçekler ortaya çıktığında, yani ben gerçekleri öğrendiğimde bana eziyet etmeye başladı. Bana işkence etmeye başladı. Nasıl işkence etti? Beni sokağa attı Esra. Oturduğum evin elektriğini kesti, suyunu kesti, doğalgazını kesti. Evin içinde minicik bir çocuk var. Düşünün Esra Hanım, çorba bile yapamıyorsunuz o küçücük çocuğa. Bu büyük bir vicdansızlık ama bir baba evladına niye böyle bir vicdansızlık yapar? Bunu aklım almıyor. Çünkü vicdanı yok. Vicdanı yok bu adamın Esra Hanım. Hoş
Nasıl balık? Dediğim kadar var değil mi? Nasıl balık hayatım? Mesut'un dediği kadar var mı? Çok güzel. Balık çok güzel kardeşim. Efsane. Hanım köylülükte usta seviyesi bu. Gerçekten. Mutluluğun formülü bu oğlum. Ben ne yapayım? Ben bilmem, hanım bilir. Bundan sonra böyle. Zeynep. Ne? Sen de her şeyi sana soran bir kocan olsun ister miydin? İstemez miyim ya? Soracak. Geldiğince gelecek, gittiğince gidecek. Oh, mis. Yok abi. Evlilik benlik değilmiş. Tamam, anladık yani. Evlilik benlik değil. Tazelememi ister misiniz efendim? Beyefendi bilmez. Hanımefendiye soralım. O bilir muhtemelen. Bak ya, bak. Tazeleyin. Başka bir isteğiniz var mıydı? Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ay ne güzel çıkmışız. Değil mi? Ben şişman çıkmışım ya. Oğlum saçmalama ya, gayet iyisin. Vay, bak. Güzel, güzel. Atsana bize fotoğrafları. Olur, hemen göndereyim. Şunu siz mi istemiştiniz efendim? Aa, evet, ben istemiştim. İşte en sonunda gittim. Yalvardım ona, yakardım. Dedim ki lütfen ya, lütfen kızımı göreyim. Kaç defa kaldığı otele gittim, beni dışarı attırdı yaka paça. Ben çok özledim, kızımı görmek istiyorum dedim. Bana mısın demiyor. Hiç polise gitmediniz mi? Şikayetçi olmadınız mı? Esra Hanım, yani gitsem ne olacak? Ünlü bir avukat, zengin, güçlü, her yerde eşi dostu var. Üste çıkardı, çıktı da zaten. Sırf bana yavrumu göstermemek için uzaklaştırma kararı çıkardı. Sırf yavrumu göreceğim diye beni gözaltına aldırdı. Günlerce ben hapis yattım Esra Hanım, günlerce. Sevgili seyirciler, şimdi bir anneyi yavrusundan uzak tutan bu avukatın kim olduğunu açıklama sırası. Yeşim Hanım, evli olduğunu sizden saklayan, avukatlık mesleğini sizden saklayan, sizi bu anlamda mağdur eden avukatın kim olduğunu açıklayacak mısınız? Kim bu kişi? Türkiye duysun. Söyleyeceğim Esra. Söyleyeceğim çünkü ben artık dayanamıyorum. Ben Öykü'yü çok özledim. Ben Öykü'yü terk ettim, dayanamıyorum. İçim yanıyor Esra Hanım, içim yanıyor, yüreğim yanıyor. Ben anneyim. Ben anneyim Esra Hanım. Ben anneyim. Ben anneyim Esra Hanım. Esra Hanım. Yeşil. Sağlık görevlileri gelsin hemen. Masum bir annenin hayatını mahveden bu vicdansız avukat kim? Az sonra.